Amerikan Borsaları ve Borsa İstanbul Midas'ta. Midas sunar. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Biraz önce de gördünüz Midas'ta ekonomi ekranına destek vermeye karar veren şirketler arasına dahil oldu. Büyüyoruz, büyüdükçe de daha güçleniyoruz. Güçlendikçe de sizinle daha güzel yayınlar, daha kaliteli yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Bugün Perihan Tantu, evet para ve sermaye piyasalarının hanımefendisi diyorum ben ona. Sevgili Perihan, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol Sami abi. İyiyim. Yoğun bir haftaya başladık. Sen nasılsın? Yala yoğun bir haftaya başladık ama geçtiğimiz hafta hakikaten çok dayak yiyen oldu. Çok silkelenenler oldu. Çok zarar edenler oldu. Ama bir taraftan da tabii borsaya yeni gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlar sütten ağzı yandı. Şimdi yoğurdu üfleyerek yiyor ve hayatlarında belki ilk defa böyle bir pahalı tecrübe edindiler. Hı hı. Ama bu tecrübeyi daha önce yaşayanlar çok temkinli ve soğukkanlı kalmayı başardı. Biz hep onu özellikle vurguluyoruz. Ya geçtiğimiz hafta düzeltme miydi, düşüş müydü? Bir de bu hani devre kesiciler devreye girince sanki yani dünyanın sonu gelmiş gibi, çok olağanüstü bir olay, olmaması gereken bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki bu bir bazen gerçekten insanların nefes alması, yanlış karar vermemesi için de düşünülmesi gereken, tam sürekli yapılması başka bir şey ama olağanüstü anlarda da bir müdahale, hani var pozisyonu gibi düşünüyorum ben onu. Ne dersin? Şimdi geçtiğimiz hafta aslında yaşadığımız düşüş bana göre bir düzeltmeydi. Olması gerekendi. Sadece düzeltmenin şekli biraz nasıl diyeyim sinir bozucu, yatırımcılarla panik etkisi yarattı. Şimdi bizde aslında endekste devre kesici yoktu. Yani endeks bazlı devre kesici yoktu daha öncesinde Borsa İstanbul'da. Biz bu pandemiden sonra biliyorsun tüm dünya ile birlikte çok çalkantılı bir dönem yaşadık. Endeks 80 bin lira kadar çok keskin bir şekilde düşünce bizde üç farklı uygulama geldi. Bir, eskiden Borsa İstanbul'da %20'lik marj vardı. Yani tabanda %20 idi. Borsa İstanbul onu %10'a çekti. Devre kesiciler hisse bazlı hem aşağı hem yukarı çalışırdı. Onu sadece aşağıya endekslediler. Yukarı giderken çalışan bir devre kesici sistemi yok artık. 3, endeks bazlı devre kesici sistemi getirdiler. Şimdi bana göre bazı avantaj ve dezavantajları var. Amaç burada dediğim gibi... Biraz hadi nefes alın, tamam hani burada çok ciddi bir panik oluştu. Biraz sağlıklı karar verin, bir çay kahve molası diye espri yapıyorum aslında. Bir çay kahve molası verin, bir nefes alın, ondan sonra pozisyonlarınızı ne yapacağınıza karar verin demek devre kesici. Bizde değil, Amerika'da da uygulanan bir sistem. Endeks bazlı uygulanıyor Amerika'da da. Fakat dezavantajları şu, bir süresi çok uzun bana göre. Yani 20 dakikada evet. Ben hayatımın en önemli kararını vermeyeceğim sonuçta. Hani biriyle evlenmenin kararını vermiyorum. Anlatabiliyor muyum hayatımı? Baştan sona değiştirecek bir karar vermiyorum. Bu kararı vermem 5 dakika da sürebilir. O yüzden evet. Ben uzun bir süredir rahatsız olduğum konu bunun uzunluğu. Hisse evet. Ve endeks bazlı da şöyle bir sıkıntım var aslında. Şimdi endeks %5 düşüyor. Birinci devre kesici devreye giriyor. %7'de de ikinci devre kesici devreye giriyor. Şimdi Sami abi bu arada %5 düştüğünde endeks aslında yoluna devam eden hisse senetleri var BİST'te. Şimdi onların ne suçu evet. var diyorsun. Sen onlara da dur diyorsun bu defa. Evet onları da durduruyorsun. X hisse senedindesin. Endeks %5 ya da %7 düşüyor ama senin hisse senedin %1 artı diyelim. Ama senin o hisse senedinde işlem yapman da engelleniyor. 2, saat 5'ten sonra endeks devre keserse eşleşmeye kadar endeksi bir daha açmıyorlar. Yahu dünya mı yandı da bir saat biz endeksi kapatıyoruz? Öyle değil mi? Ve gün içi işlem limitini kullanmış olan yatırımcılar olabilir. Kredisini o gün boşaltmak zorunda olanlar olabilir. Bu sefer onlara diyorsunuz ki siz eşleşmede karanlık odada pozisyonunuzu verin. Eşleşmede de adı üstünde karanlık oda kim kime dumduma bir eşleşme fiyatı var. Ki çoğu zaman da bazen dipten eşleşiyor. Yani sen yok bu aslında aktif bir fiyat yerine karanlık odada o pozisyonu daha da kötü zararla kapatmak zorunda kalıyorsun. Yani sana verilene razı olmak zorunda kalıyorsun orada. Aynen öyle. Ben bu uygulamanın daha iyileştirilmesi taraftarıyım açıkçası. Doğru. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Peki bu hafta pazartesi günü itibariyle şimdi nasıl bir hafta yaşayacağız? Gene verilerle dolu bir hafta yaşayacağız. Ve bu hafta bizi ne bekliyor? Borsa yatırımcısı ne yapmalı bu hafta Perihan? Aslında bizim... Bu hafta şöyle söyleyeyim, tabii Merkez Bankası'nın faiz kararı da var ama artık Borsa İstanbul üzerine bir etki kalmadı. Bugün Borsa İstanbul haftaya oldukça güçlü başladı. Yani
bir düzeltme hareketi yaptık. İkinci bir tur daha ben acaba bir tekrardan aşağıyı retest eder mi dedim ama bugüne çok güçlü başladık. Kapanışımızın 5200'ün üzerinde olması güzel çünkü bir gün içerisinde kırdığımız tüm kısa vadeli ortalamaların üzerine geçmeyi başardık. Ama bir günlük kapanış benim için yeterli değil böyle bir düzeltmeden sonra. Çünkü biraz pozisyonların el değiştirdiğini fark ettim bu bir hafta içerisinde. Onu şuradan anlayabilir yatırımcılar. Ya ben 5200'de zaten stop olmuştum. Ya da 5200'de ben pozisyon almıştım. Düşüşte de hiçbir şey satmadım, bekledim. Endeks tekrar 5200'e geldi ama benim param aynı yerine gelmedi. Diyorsanız pozisyon değişimi mağduru oldunuz demektir. Çünkü hisseler 5200'deki bazı hisseler 5200 puandaki yerine tekrardan gelmedi. Buradaki pozisyonların değiştiğini görüyorum. O nedenle ben açıkçası bu kapanışın 3 güne taşınmasını isterim. 5200'ün üstü benim için kafi. Çünkü Doğru. böylelikle hem 5 hem 8 hem 13 hem 21 gibi kısa vadeli günlük ortalamaların üzerine attık. Ve 1-2 günlük daha kapanış alabilirsek eğer endekste zaten günlükte tekrardan sat sinyali üretmişti geçtiğimiz hafta. 5300'den sonra tekrardan bir al sinyali üretecek bana göre. Ama dediğim gibi burada yeni pozisyon açacak olanlar varsa biliyorum hareketler çok sert oluyor. Şöyle yapabilir. Buradan artık 5200 endeks ortalamaların üzerine attı. Ben tekrardan pozisyon alayım diyenler bence bu ortalamalara tekrardan stop koysunlar derim. Çünkü bir deprem yaşadık, büyük bir deprem. Bunun da artçı sarsıntılarının olması çok olasıydı. Sadece bir sene yaptığımız daha önceki programlarda da bunu değerlendirdik. Endeksin biraz stili değişti. Çünkü yatırımcı şekli değişti. Artık yabancının elinde değil, yerlinin elinde olan bir Borsa İstanbul var. Çok fazla yatırımcı çeşitliliği var artık Borsa İstanbul'da. O yüzden yılbaşından beri 2022 yılını realize edenlerin kâr satışlarını gördük. İki, bu ters pay repo haberiyle birlikte onların ilk tarihi Ocak sonuydu. Fon satışlarını gördük. Üç, çok fazla siyasi spekülasyon dolaştı. Ben şimdi söylemeyeyim çünkü hiçbiri teyit edilmediği için işte X partide şöyle olmuş, Y partide böyle olacakmış falan gibi bir onların panik etkisi oldu. Aman neme lazım ya ben şimdi bu havada elimde hisse senedi tutmayayım diyenlerin panik satışı oldu. Çok azami bir tutarın ben sadece mevduata gittiğini düşünüyorum. Çünkü piyasada sürekli mevduat Borsa İstanbul'a rakip ol yorumları görüyorum ama şu an değil. Ben bu yoruma katılmıyorum açıkçası. Bu arada tabii dediğin çok doğru cümle. O fonlarda özellikle hisse senedi ağırlıklı fonlar olduğu için bunların satılması borsanın da daha düşüşüne sebep olan etkenlerin tabii Domino başında da etkisi geliyor. yarattı. Bir de çok büyük Domino halka etkisi, evet. arzlar geldi. Şimdi bir de halka arz için nakit yaratmak istedi. Sonuçta keşe geçenler oldu. Dediğim gibi hani şey derler ya böyle bir şeye bakıyor. Bardak doluyor doluyor bir damla. Bir de zaten Hepsi aynı anda oluyor. hepsi aynı anda oluyor. Bir de bir endekste enerji birikimi vardı. O enerjinin de işte bir depremde boşalması gerekiyordu. Bir deprem yaşadık ama haftaya benim için teknik anlamda şahane bir başlangıç oldu. 5200'ün üzerine kapanışlar gelirse hatta yeni zirveye gideriz diye iddialı da konuşayım. Bu arada tabii yani 3000'in düzeltmesi de 1000 olması, 1000'e yakın olması da çok anormal değil. Yani çok hızlı yükselişinde düzeltmesinin de böyle fazla olabilir mi diye sana sorayım. Evet %17 düştük zaten. Bak %20 bile düşmedik. Endeks Tabii. yeni zirvesinden bir düzeltme yapıyorsa bizim kabulümüz %20'ye kadar düşmesi. Zaten tepesinden gelen %20'lik satıştan daha fazla bir satış gelip kalıcı hale geliyorsa teknik anlamda buna ayı piyasasına giriş diyoruz. Girmedi bile. Yani %17, %18'lik kayıpla döndü. Ama bu kadar güçlü bir trende %17, %18'lik bir düzeltme gerçekten kabulümüz. Sadece dediğim gibi çok hızlı ve sert oldu ama yine bir söylem vardı bizi şey çıkarmadı, yanlış çıkarmadı. Ne diyoruz işte? Boğalar para kazanır, ayılar zengin olur diye. Bak görüyor musun milletin işte 3 ayda, 6 ayda kazandığı parayı ayılar geldi 3 günde aldı ellerinden. Böyle bir sıkıntı var işte. Peki, şöyle bir şey var bir de 30'la BIST 30'la BIST 100 arasında da bir ayrışmayı gördüm ben geçtiğimiz hafta. Mesela bu ayrışma devam eder mi? Sanki 30 hisseleri daha iyi gibi görünüyor performans. Şöyle aslında BIST 100 ile BIST 100 dışı desek ona belki daha doğru olur Selma abi. Yani. Çünkü doğru onlar daha çok satış yedi aslında. Değil mi? Çünkü onlar daha sığ hisseler.
Yani şöyle söyleyeyim, endekse geçtiğimiz hafta yaşadığımız ana problemlerden birisi tahtaların çok sığ olmasıydı. Şöyle bir spesifik örnek verecek olursam herkes daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Eskiden X hisse senedini 50 bin notla bir kademe hareket ettirebiliyorken, şimdi geçtiğimiz hafta 50 bin notla 15 kademe hareket ettirebildin aşağı yönlü. Yani para aynı para ama gücü birinin, işte örnek veriyorum, %1 iken birinin %5 oluyor diyelim. O yüzden biraz sığ bir düşüş oldu açıkçası. O da panik etkisiyle birlikte kademelerin boşalması, alış tarafının boşalmasıyla aslında bu yaşandı. O nedenle BIST 100 dışındaki hisse senetlerindeki kademeler daha da boş olduğu için tabii bizde yatırımcıların büyük bir kısmı da orada çok öbeklenmişti diyeyim. Artı fonlar da artık BIST 100 dışına çıkıp yenilikler yapmaya başladı. Çünkü artık fonlar da birbirlerine ciddi rakipler. Yani Borsa İstanbul'da BIST 100 içinde ve dışında o kadar iyi performans gösteren şirketler var ki fonlar da artık yatırımcı bulabilmek ve onları mutlu ve memnun edebilmek için biraz daha risklerini artırmak zorunda kaldılar. O yüzden o fon satışlarında da aslında biz küçük ölçekli hisse senetlerinin satışlarını gördük. Tabii toparlanma noktasında da şu an BIST 100 önden toparlandı. Ama bunu kripto piyasasından Borsa İstanbul'a gelenleri bir örnek olarak göstereyim. Neden? Çünkü biz altcoin'lerde de böyle görürüz. Önce Bitcoin toparlanır. Altcoin yatırımcısı der ki ya Bitcoin gidiyor, altcoin'ler yerinde duruyor. Niye böyle oluyor diye. Çünkü o yerini sağlamlaştırdıktan sonra ikinci dalga hareket altcoin'lerde başlar. Borsa İstanbul'da da böyledir. BIST 30 bir trendi döndürmek için yan hisselerle döndüremezsin. Endekste ağırlığı yüksek olan Tüpraş'ı devreye sokacaksın. Hava yollarını devreye sokacaksın, Ereğli'yi devreye sokacaksın, yeri gelecek Sasa'yı devreye sokacaksın, işte Türkcell'i, Koç Holding'i, Sabancı Holding'i, bunlarla endeksi çevireceksin, tekrardan bir al sinyali ürettireceksin, ondan sonra yan hisselerin zamanı gelir. Yani endeks burada yeni zirveye gidecekse bence yan hisselerle de hareket olacaktır ama ikinci dalgada. Bu arada sevgili arkadaşlar, yatırımlarınızı hem yurt içinde hem yurt dışında da takip edebilirsiniz. Bunu çok kolay bir yöntemle takip edebilirsiniz. SPK lisanslı Midas yatırım hesabı ile ABD borsaları ve Borsa İstanbul'daki şirketlere güvenle yatırım yapabilirsiniz. Midas yatırım hesabından yapacağınız Borsa İstanbul işlemlerinde ek masrafla karşılaşmaz. Tüm işlemlerinizi 1 Mart'a kadar komisyonsuz gerçekleştirirsiniz. Amerikan borsalarına yapacağınız yatırımlarda ise piyasanın çok altında sadece 1,5 dolar gibi düşük bir işlem ücretiyle işlem yapabilir, canlı veriye ücretsiz ulaşabilirsiniz. Tüm bunları yanı sıra Midas uygulamasındaki haberler kısmında ABD ve Türk borsalarına dair güncel haberlere ulaşabilir, Midaslılara özel hazırlanan hisse listeleriyle yatırımlarınıza kolayca yön verebilirsiniz. Açıklamalardaki link üzerinden Midas yatırım hesabınızı dakikalar içinde açabilirsiniz. O kadar güzel fırsatlar var ki artık, yani finansal okuryazarlık adına bir anlamda kılavuz gibi, yani yanlış yapmamak adına bizim en azından doğru yönlenebilmemiz için, hata yapmadan yolumuza devam edebilmemiz için ve pahalı tecrübeler yaşamamamız için çok fırsatlar sunuluyor. Bu fırsatlar bence son derece faydalı. Ben kutluyorum bu arada Midas'ı. Sadece bize verdiği destekten dolayı değil yani kutlamam. Bu çok mutlu etti beni tabii ki ayrıca. Ama finansal okuryazarlık adına da çok önemli. Peki sevgili Perihan, elinde hisse senedi var ve hep zararda ama bu çöküşler diyeyim ya da bu düşüşler ya da düzeltmeler adı neyse hepsi yaşanabilir, yaşandı. Bunlar aslında hisseden hisseye geçmek için de bir fırsat olabilir mi yatırımcı için? Kesinlikle olabilir. Bunu aslında ikili işlem stratejisi de diyoruz çoğu zaman. Bunun için aslında piyasada illa bir çöküş yaşanması da gerekmiyor. Yani tabii. Evet, bazen elinizdeki hisse senedine aşık olmanız nedeniyle, ısrarcı olmanız nedeniyle piyasadaki çok büyük fırsatları kaçırabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için aslında burada alternatif olarak ben bu hisse senedinin yerine ne koyabilirim? Yani çünkü bazen gitmeyen sektörde, ucuz kalmış sektörde kalmak mantıklıdır ama bazen de giden trende olmak lazımdır. Bu çöküşler elinde nakit olan için çok büyük fırsat. Öyle bir güzel fırsatlar verdiler ki işte gördün, yani elinde nakit olan için ve gerçekten 4600 yakalayamayan olduysa da zor çünkü dipten yakalamak. 4700, 4800, 4900'den mal alan şu an özellikle BIST 30'da falan bir hisse aldıysa bir anda inanılmaz mesela iskontolu her şey indirime girdi. Hadi seç beğen al gibi bir durum oldu.
Ama bu çöküşler dışında da elinizdeki hisse senedi gitmiyorsa demek ki bir nedeni var. O zaman o nedene odaklanın. Bu neden iki neden olabilir. Ya sektörünün zamanı değildir. Mesela geçen sene teknoloji evet. zamanı değildi. O yüzden elinizde teknoloji hissesi varsa gitmedi. Spesifik olanlar hariç çok özel daha niş olanlar vardı. Bazıları teknolojiyle başka sektörlerin alt dalında işlem gören. Ama onların zamanı değildi, gitmedi. O zaman ne yapacaksınız? Ya araştıracaksınız ya da dediğim gibi bir profesyonelden yardım alacaksınız. Ya benim sektörüm niye gitmiyor? Nedenini öğreneceksin. Ya da ikinci nedeni, yani temel hazırdır, teknik değildir. Temeli hazır. Aa çok güzel, tam bir sektörün gitme zamanı. Ama teknik henüz al vermemiş, olmuyor. Yani bir teknik anlamda henüz o hisse senedinde hareket başlayamamış. İşte bu iki neden de birbirini sağlamıyorsa hisse senedinin gitmesi için, ben kesinlikle o hisse senedinde ısrarcı olmanız taraftarı değilim. Sonra piyasa gider, siz arkasından bakarsınız. İşte endeks %200 yapar, siz %100, işte %200'ün karşısında %90'la çok çok altına bir performansla yılı kapatmış olursunuz. Yok ben daha da yapamıyorum bu işi, yani ne yapsam zarar ediyorum, ne yapsam zarar ediyorum diyen için şunu söyleyebilirim. Demek ki bu piyasa sizin için uygun değil. En azından bireysel yönetiminiz anlamında uygun değil. O zaman siz paranızı profesyonellere tamamen teslim edip kendinize bir fon sepeti oluşturacaksınız. Bunun başka yolu yok çünkü. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri de bu halka arzlar. Halka arzlarda çok ederinin çok üzerinde bir fiyatla satıldığını, çok büyük talep geldiğini görüyoruz. Ve bunun böyle olduğunu düşünüyor musun? Ve halka arzlarla ilgili ne söylersin? Geçtiğimiz sene 40 şirket halka arz edilmiş. Nereden baksan 1 milyar dolara kadar bir şirketlere para girişi gerçekleşmiş. 19 milyar lira baktığımız zaman ciddi bir para girişi gerçekleşmiş şirketlere. Şimdi yeni bu senede halka arzlar var. Ne diyorsun bununla ilgili? Şimdi geçtiğimiz yıllarda bu 3 yıllık döngüyü varsaymazsam eğer halka arzlar çok talep görmezdi. Yani bu kadar da halka arz olmazdı zaten. Şu an endeksteki iştah çok yüksek olduğu için şirketler de zaten bunu değerlendiriyor. Her şirket için çok yüksek fiyattan halka arz oluyor diyemem ama insanlarda şöyle bir algı oluştu. Ben bir şirketi halka arzdan alırım, zaten kesin banko 5 tavan en az cepte. Yani bu sağlıklı bir fiyatlama modeli değil aslında düşündüğünde, öyle değil mi? Yani evet. Bir şirket zaten 10 gün boyunca tavan gidecekse o zaman o şirket neden o fiyattan halka arz oldu? Yani bu kadar ciddi bir risk kontoyla halka arz olması mantıklı mıydı? Değildi. Burada aslında biraz devreye arz talep giriyor. Neden? Çünkü bireysel yatırımcılar tarafından bu döngü nedeniyle, bu tavan tavan eden hareket nedeniyle o kadar ciddi bir arzu oluşuyor ki halka arzlara. O yüzden ciddi talep geliyor. Yani dağıtılacak lot miktarının çok çok üzerinde bir talep geliyor. O yüzden de işte sana atıyorum 5000 lot düşeceğine 50 lot düşüyor. Aslında attığın taş ürküttüğün kuşa değmiyor bu durumda. Neden? Çünkü sen ona başvurabilmek için bir de dönüyorsun hisseni satıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Belki o hisseni elinden kaçırıyorsun nakit yaratabilmek için. Ama şöyle bir avantajı var. Ben halka arzların sermaye tabanına yayılması için, yani daha doğrusu yatırımcının sermaye tabanına yayılması için kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar çok şirket halka arz olursa o kadar çok yeni yatırımcı getiriyor çünkü sisteme. Ama sadece rahatsız olduğum nokta şu, çok fazla halka arz bir araya sıkıştırılıyor. Bu da piyasanın dinamiğini bozuyor. Çünkü siz bir hafta içerisine çok güçlü iki şirket, yanına da daha ortalama 3 şirketin halka arzını koyup 5-6 tane halka arzı ya da 3 tane büyük halka arzı bir haftaya sıkıştırdığınızda sonra yatırımcılar dönüp hisse senedi satıyor. Hisse senedi satıp o halka arzı başvurmaya çalışıyor. Bu sefer piyasanın dinamiği bozuluyor. Buradaki satışa bir turda onlar domino etkisi yaratmış oluyorlar ve ne anladım ben o işten oluyor. Sonra dönüp bakıyorsun zaten, aa diyorsun işte şu kadar liralık başvuru yaptım, bana 2000 liralık hisse gelmiş. Yani dediğim gibi biraz halka arzlar noktasında tamam ben destekliyorum. Evet. Çok az şirket var çünkü halka açık. Yani 500 değil 1000-1500 olmalı. Daha büyük, daha dünyaya açılmış şirketleri görmek isterim açıkçası burada. Onların halka arzını görmek isterim. Ama yani umarım SPK bu noktada şu halka arzları biraz zamana yayar. Eminim halka arz süreci çok zor bir süreç. Belki çok fazla talep olduğu için
sıkıştırla sıkıştırla yapıyor. O tarafı da dinlemek lazım. Ama bu da piyasa dinamiğini bozuyor. Ama halka da destekliyorum. Evet, piyasa dinamiğini bozuyor. Peki diyelim ki 500 bin lira paran var. Bu 500 bin liranın ne kadarı borsaya yatırılmalı? Şimdi küçük yatırımcı diyor ki ben hep şunu söylerim. Paranın tamamını yok yapma. Benim dediğimi yap, daha doğrusu söylediğimi yap, yaptığımı yapma derler ya. Ben oyum. Çünkü ben çok yüksek miktarda hisse senedi taşıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Nedeni de şu. Çünkü çok uzun süredir taşıdığım için bazıların hakikaten maliyeti artık sıfır diyebiliriz. O yüzden yani derler mi dünya yansa o benim dursun evladı. Ama işte öyle bir durumda olman lazım onun için. Yani şimdi aldım paramı, maaşımı ya da kredi yapmayın zaten arkadaşlar da. Aldınız paranızı, gittiniz tamamını borsa için. Bu zaten bir haftada hani alsak diğeri değil borsa. Böyle kısa zamanda pat diye para getirmiyor. Yani ben hep şunu söylerim. 500 bin liran varsa 100 bin lirasını oyna da en azından bir nakitte bir paran kalsın. O paraya ihtiyacın olmasın. Acil satmak zorunda kalma hisselerini. Zararda çıkmak zorunda kalma. Paniklememizin en büyük sebeplerinden biri. Gömüyoruz abi paranın tamamını bir yere gömüyoruz biz yani. Bayılıyoruz o işe. Hatta şöyle düzelteyim. Yıllardır dinlediğim bir şey varsa o da şudur. Ne kadar acele ederseniz o kadar para kaybediyorsunuz bu piyasada maalesef. Aynen. Acele ettiren şey de size aslında o paranın size lazım olması. Çünkü bir an önce para kazanayım da şu ana paramı çıkartayım telaşı. Ama tam tersine bu piyasada ne kadar rahat olursanız o para size ne kadar az lazım olursa o kadar konforlu, o kadar sakin, o kadar serin kanlı işlem yapıyorsunuz. Karşılığında da bu serin kanlı ruhani yapınızın meyvelerini yiyorsunuz. Niye? Arkadaşlar bak bunu ben söylemiyorum. Bunu piyasanın içinden, piyasanın tam ortasındaki kadın söylüyor. Yani piyasanın uzmanı söylüyor. O yüzden hani ben ekonomi habercisiyim ama sen bu işin göbeğindesin yani tam ortasındasın. Sana bir bomba soru sor. Geldin Borsa İstanbul'a, benden borç aldın. Dedin ki ya kenarda paran var mı? Var dedim abi bak ben sana hadi 100 bin lira vereyim dedim. Tamam dedin sen de. Geldin X hisse senedi aldın. Sen şimdi 2 hafta boyunca gece uyuyabilir miydin? Bana o borç geri ödenecek. Ya uyuyabilir miydin? Yani mümkün değil, mümkün değil. Sonrasında şöyle mesajlar görüyorum. Çok da üzücü. Evimi kaybettim. Ben karıma ne diyeceğim ya. Şimdi? Çocuklarımın rızkı gitti. Ey SFK. Ya tamam. Tamam. Burada bir yanlış varsa hepimiz aynı anda sesimizi yükseltelim. Ama şimdi benim aklım almıyor. Evini nasıl kaybetmiş olabilirsin? %17'lik bir düzeltmede. O zaman sen burada ya kaldıraçla yakalandın ya krediyle yakalandın. Anlatabiliyor muyum? Kaldıraç ve kredi tabii. Ama 5700'de V'ye gelmiş bir piyasada piyasa profesyonellerinin en eski borsacıların eli ayağı titrerken krediye girmeye yani. Sen nasıl bu kadar? Sen, bu rahatlığı nereden buldun mesela diye sorarlar insana. Niye güvenerekten? Kim verdi bu cesareti sana? 5700'e kredili olabilme cesaretini kim verdi sana diye sorarlar. Yoksa burada sen sana lazım olmayan bir parayla doğru düzgün bir şirkette yatırım yapıyorsan, adı üstüne bak yatırım yapıyorsan senin evini, arabanı kaybetme, paranı sıfırlama şansın yok o şirket batmadığı sürece. Ben Koç Holding'deyim. Koç Holding'in battığını düşünüyor musun? Türkiye'de çok büyük bir şey olmuş olur zaten. Anlatabiliyor muyum? 50 bin kişi olur. Yani aynen çok büyük bir şey olmuş olur. Yani. Allah korusun. Yani ben orada şimdi paramı nasıl batırabilirim? Aldım. 3 yıldır Koç Holding taşıyorum. Bana söyle bu parayı nasıl batırırım ben Koç Holding'de? Şişe camda. Ereğli aldım. Kardemir'de aldım, Türk Hava Yolları aldım, Vestel aldım, Arçelik aldım, Tofaş, Ford Otomotiv. Yaptım böyle bir sepet kendime, koza altın aldım. Nasıl batıracağım? Nasıl? Bunlar Türkiye'nin en güçlü şirketleri, her biri ayrı. Onlar batarsa Türkiye batar zaten. Tofaş aldım, Petrim aldım, aynen. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Ama yok ben illa gideceğim küçük yan tahtalara da yatırım yapacağım diyenleri zaten yapmalı. Yani portföyü BIST 30'da tutmanız bence tamamen sadece anlamsız. Çünkü oradan çok güzel hikayeler çıkıyor. O küçük şirketler sonra emekliye çok dev şirketlere dönüşebiliyor. Tabii, ama tabii. Ona ayıracağınız para, la Koç Holding'e ayıracağınız para aynı olmamalı bana göre. Söylemeye çalıştığım şey o. Programın sonunda Perihan Tantu aşka inanır mı? Dedin ki biraz önce yatırımınıza aşık olmayın. Sen yatırımına aşık oldun mu? Oldum. Hata ettim zamanında. Oldum. Evet. Konu çok büyük bir zararla ve hüsranla sonuçlandı ama aşka inanmıyorum. Ben aşırı... ya şöyle söyleyeyim bu çok kötü. Aşırı realist biriyim nedense ama
Bu bana rahatsızlık veriyor artık Selma abi. Yani aşırı realite. Çizgi film izleyemiyorum biliyor musun? Çizgi film izlediğimde bu çok mantıklı değil. Yani mantık insanı olmak biraz aşkı kenara attığı için zamanında bir kere bilgisayara aşık olmuştum ama işte aşkımız uzun soluklu sürdü ama sonra hüsranla bitti. Çok zarar ettim. O yüzden ben ettim siz etmeyin diyorum. Rezilleriniz Teşekkür var. ediyorum. Çok para kaybediyorsunuz. Hani bir de şu var. Senden kaybettim, bu parayı senden çıkartacağım. Ey hisse senin işte X şirket. Görürsün. Bana sen zarar ettirdin, o parayı senden çıkartacağım dersiniz. Geçmiş olsun. Kalan da gidiyor çünkü. Tecrübeyle sabit. Çevremdeki herkes bu şekilde para kaybetti. Arkadaşlar, bu keyifli sohbet için ben Perihan Tanto'ya çok teşekkür ediyorum. Ben Aynı teşekkür zamanda ederim. Ekotürk'te Perihan'ı seyredebilirsiniz. Sabahleyin biz beraber program yapıyoruz kendisiyle, böyle peş peşe. Harika yayınlar yapıyoruz. Ve bugün için de sonsuz teşekkürler Perihan sana. Ve Midas'a da teşekkür ediyoruz bizim kanalımıza verdiği destekten dolayı. İyi akşamlar, hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve kapanışı siz yapınız efendim. Ben herkese güzel bir hafta diliyorum. Amerika'yı hiç konuşmadık. Onu belki bir sonraki programda konuşuruz. Ben orası için de pozitifim çünkü. Borsa İstanbul'daki teknik seviyeleri verdim. İnşallah güzel bir hafta olur, trend dönüşü olur. Neden? Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Ben sermaye piyasalarının gelişmesine, bu işe gönül verdim. Çok istiyorum. O yüzden inşallah bir trend dönüşü değildir. Bu düzeltmeyle kalır. Herkes burada mutlu mesut yatırımlarına devam eder. Güzel bir hafta geçiririz. Güzel bir haftadan sonra inşallah, hatta haftaya da burada tekrardan seninle buluşuruz. Şöyle güzel Evet, bir bugün cuma günü herkes böyle bir çıksın çayını kahvesini, artık ihtiyacı oh. duysa bir oh desin, ne güzel haftaydı ya desin, haftayı böyle Bugün bitirsin diye kendi pazartesi derdimize temeliyle düştük. açayım. Aynen, bugün kendi derdimize düştük. Haftaya bakarız Amerika'dan bize neler oluyor, neler bitiyor, onları konuşuruz. 17 Ocak'ta geliyor bu arada Halkbank davası. Evet, Görüşmek üzere, hoşça kalın, lütfen. sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Amerikan Borsaları ve Borsa İstanbul Midas'ta Midas sundu.